Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda türlü türlü kuşlar yaşarmış. Kargalar, kumrular, güvercinler, serçeler ve daha pek çok kuş. Bu kuşlar yağmur yağdıktan sonra yuvalarından çıkar, biriken suların içinde yıkanırlarmış. Hem oyun oynar hem de kanatlarındaki kiri, tozu temizlerlermiş. Hepsi de mis gibi kokarmış. Ama içlerinden biri yıkanmaktan hiç hoşlanmazmış. Bu kuş yavru karga kakkukmuş. Arkadaşları ne zaman yıkanmak için onu çağırsa, "Ben gelmeyeceğim, canım hiç yıkanmak istemiyor," dermiş. Arkadaşları ısrar etse de yıkanmamak için direnirmiş. Gel zaman git zaman karga kakkuk o kadar kirlenmiş ki o uçarken etrafa kötü kokular yayılmaya başlamış. Bir gün annesi kakkuka komşulara haber vermesini, onları yarın misafirliğe beklediğini söylemiş. Kakkuk uçarak evden ayrılmış. O sırada güvercin Titiz Hanım balkonda çamaşır asıyormuş. Birden kötü bir koku duymuş. "Bu pis koku da nereden geliyor?" diye düşünürken Kakkuk'u görmüş. Kakkuk kendisine doğru uçuyormuş. O yaklaştıkça koku da artıyormuş. Titiz Hanım eliyle burnunu kapatarak "Üf, ne kötü bir koku, şimdi bayılacağım," demiş. Kakkuk gelip Titiz Hanım'ın balkonuna konmuş. "Merhaba Titiz teyze, annem yarın sizi bekliyor," demiş ve uçarak diğer komşulara haber vermeye gitmiş. Ertesi gün anne kuşlar kakkukların evine misafirliğe gitmişler. O sırada kakkuk eve gelmiş. Tüm anne kuşlar kakkuktan gelen kötü kokuyu duymuşlar ve söylenmeye başlamışlar. "Karga kardeş, nedir bu oğlunun hali? Kokusundan yanına yaklaşılmıyor." Kakkuk'un annesi bu sözlere üzülmüş. Ne diyeceğini bilememiş. Utanarak, "Kakkuk'a yıkanmasını söylemekten yoruldum. Beni hiç dinlemiyor. Ne yapsam bilmem ki," demiş. Komşuları Kakkuk'un annesinin çok üzüldüğünü görmüşler. Daha fazla bir şey dememişler. Ama kokudan dolayı da fazla oturamayıp oradan çabucak ayrılmışlar. Kakkuk her geçen gün biraz daha kirleniyormuş. Yıkanmadığı için hart hurt kaşınmaya başlamış. Kakkuk'un tüyleri de tek tek dökülüyormuş. Annesi iyice endişelenmiş. Kakkuk'a, "Yavrucuğum, haydi yıkan artık. Bu gidişte kaşınmaktan her yerin yara olacak. Hiç tüyün kalmayacak," demiş. Ama kakkuk söz dinlememeye kararlıymış. Kanatlarını çırpıp kafasını "hayır" anlamında sallayarak "Yıkanmayacağım işte, yıkanmayacağım," demiş. O sırada birkaç tüyü daha dökülmüş. Anne karga ne yapsın? Yavrusu çok inatçıymış. O da komşularından yardım istemeye karar vermiş. Balkondan komşularına seslenmiş. "Komşular, komşular, bana yardım edin. Ne desem kakkuku yıkanmaya ikna edemiyorum. Artık buna bir çare bulmamız lazım." Komşu kuşlar da anne kargaya hak vermişler. Kakkuk biraz daha yıkanmazsa artık hastalanacakmış. Bir araya gelmişler. Ne yapalım, ne edelim diye düşünmüşler ve bir plan yapmışlar. Kakkuk eve dönerken başına geleceklerden habersizmiş. Süzüle süzüle uçuyor, havada oyunlar yapıyormuş. O sırada diğer kuşlar saklandıkları yerden çıkmışlar. Her biri bir tarafından tutarak Kakkuk'u ormandaki su birikintisinin içine bırakmışlar. Kakkuk hemen sudan çıkmaya çalışmış. Ama annesiyle beraber diğer kuşlar "Sakın ha,
Eğer dışarı çıkarsan seni alır tekrar suya atarız diye kızmışlar. Gakkuk istemeyerek de olsa kafasını, kanatlarını cup cup suya daldırarak iyice yıkamış. Kötü kokudan kurtulmuş. Eskisi kadar da kaşınmıyormuş. Çok rahatlamış. Keşke bu kadar inatçı davranmasaydım diye kendi kendine söylenmiş. Günler geçmiş ama Gakkuk'un tüyleri dökülmeye devam ediyormuş. Zavallıcık her gün bir su birikintisine gidip yıkanıyormuş. Ama ne fayda? Küçük karga Gakkuk'un artık sadece birkaç tüyü kalmış. Gakkuk evden çıkmaya utanır hale gelmiş. Sabahtan akşama kadar evde oturup tüysüz kaldım diye ağlıyormuş. Sadece geceleri dışarı çıkıyormuş. Yıkanıp hemen eve geri geliyormuş. Annesi Gakkuk'un bu haline çok üzülüyormuş. Bir gün, "Ah yavrucuğum, keşke zamanında sözümü dinleseydin. Neyse, şimdi sen evde otur, beni bekle. Ben Doktor Baykuş Bilge'yi çağırayım. O senin derdini anlayabilir." demiş. Anne karga doktorun yanına gitmiş. Ona oğlunun derdini anlatmış. Doktor hemen çantasını hazırlamış, anne karga ile birlikte Gakkuk'un yanına gelmiş. Doktor Gakkuk'u bir güzel muayene ettikten sonra, "Üzülmeyin, bu dermansız bir hastalık değil," demiş. "Bir kalıp sabun ve şu verdiğim otla geçer. Gakkuk su ve sabunla iyice yıkansın. Sonra da verdiğim otu Gakkuk'un vücuduna sürün. Bir süre öylece beklesin. Bu ot onun biraz canını yakabilir ama sabretmesi lazım," demiş. Küçük Gakkuk tüysüz kanatlarını kaşıyarak konuşmuş. "Ne derseniz yaparım doktor. Yeter ki yeniden tüylerim çıksın." Ertesi gün Gakkuk'un annesi yavrusunu sabunla yıkamış. Doktorun verdiği otu da yavrusunun vücuduna sürmüş. Çok geçmeden Gakkuk'un tüyleri çıkmaya başlamış. Birkaç hafta sonra ise küçük karga Gakkuk'un tüyleri eskisi kadar siyah ve gürmüş. Artık Gakkuk her gün arkadaşlarıyla dışarıya çıkıyor, yağmur sularında hem oynuyor hem de büyük bir keyifle yıkanıyormuş. O da diğer arkadaşlarıyla beraber mis gibi kokuyormuş.